Diş et hastalıkları, dişlerin sağlıklı kalması için oldukça önemli bir konudur. Yani diş et hastalığı nedeniyle tamamen sağlam, herhangi bir çürüğü olmayan, herhangi bir ağrısı olmayan, hatta sızlaması dahi bulunmayan dişler maalesef kaybedilebilmektedir. Hatta bazen diş hekiminin çekmesine bile gerek olmadan kendiliğinden düşebilmektedirler. Diş et hastalığında bazı e, önemli faktörler bulunmaktadır. Yani, e, diş eti hastalığının başlangıcı aslında çok basit bir şekilde olmaktadır. Diş eti hastalığında e, e, plak dediğimiz birincil e, birinci aşamada yani besin birikiminden sonra ağızda yer alan bazı bakteriler bu biriken besinlere göre daha fazla kolonize olup yerleşmesi sonucunda e, bir yapışkan katman ortaya çıkar. Buna pellicle, plak gibi isimler vermekteyiz. Bu pelikıl ya da plak dokusu uzun süre kaldığında ki bu süre yaklaşık olarak 72 saattir herhangi bir noktada kaldığında diş taşı dediğimiz ya da tartar olarak isimlendirilen daha sert ve organize olmuş bir yapı ortaya çıkar. Bu yapı ise maalesef bizim için en 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 kötü şeydir. Tartar yapısı diş eti hastalığının başlangıcı olan diş eti iltihabına neden olur ve Diş kaybındaki en önemli basamak olarak görülmektedir. Bu videoda size bu tartarın neden olduğu diş eti hastalıklarını ve aşamalarını kısaca anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi gingivitis. Gingivitis diş eti hastalığının en sık görülen halidir ve gingivitis diş eti hastalıkları içerisinde tamamen geri döndürülmesi çok çok mümkün olan bir diş eti hastalığı aşamasıdır. Bu noktada dişetinde kızarıklık, şişlik, ödem, kanalı gibi basit belirtiler olmakta ve e, bazı basit müdahalelerle tamamen bu semptomlar ortadan kaldırılarak diş et eski haline döndürülebilmektedir. Diş et hastalığının en sık görülenidir ve dünyada e, çok çok fazla boyutta görülmektedir. Oransal olarak e, belki de bazı toplumlarda %80'leri %90'ları dahi bulduğu saptanmaktadır bazı yayınlarda. Bunun dışında bir tane daha hastalığımız bulunmaktadır. Periodontitis ya da kronik de diyebiliriz. Bu isimlendirmeler zamanla değişiyorlar yıllar içerisinde. de gingivitis'in daha ileri bir aşaması görülmektedir. Diş etinin altındaki kemik dokusunda da yıkım vardır. Kemiklerde erimeler vardır. Dişlerin kemikle olan bağlantısı zayıflamıştır. Dişlerin Dişle diş etiyle arasında bazı cepler ortaya çıkmıştır ve diş taşları bakteriler bu ceplerden içeriye daha alt katmanları doğru ilerleyerek kemiklerde daha fazla zararı neden olmaktadır. Periodontitis'te dişler sallanarak düşebilirler maalesef ya da o kadar çok ilerlerler ki çeşitli diş et hapseleriyle ya da hekim müdahalesiyle alınmaları gerekebilir. Bunun dışında bir e, hastalığımız daha bulunmaktadır. Bu aslında hastalık son sınıflandırmada artık isimlendirilmiyor. E, daha farklı isimlerle e, geçmektedir. Fakat e, yine de toplumlarda oldukça görülen yani az hatırı sayılır miktarda görülen bir hastalıktır. Agresif periodontitis. Agresif periodontitis daha çok genç yaşta yani 35 yaş öncesi bireylerde görülen hızlıca diş etinde, kemikte ve maalesef dişlerde kayba neden olan bir hastalıktır. Bu hastalıkta yine çeşitli müdahalelerle e, yavaşlatmak mümkün olmakla beraber bunun daha çok genetik nedenli olduğu üzerinde durulmuştur şimdiye kadarki yayınlarda.